Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, koca seyitler, uyuyan nice atsız yiğitler, adınızı tarihe yazmaya geldi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Sağlamtaş eski belediye başkanlarından Ali Özer'i mikrofona davet ediyorum. Çok değerli belediye başkanım ve değerli komutanım, bu anma günümüzde bizleri gelip burada şereflendiren değerli misafirler, saygıdeğer Sağlamtaşlı hanımefendiler ve beyefendiler, değerli basın mensupları. Bugün burada bu mübarek kabirlerin başına toplanmamızın sebebi tabii ki zor günlerde şehit olan bu mübarek ecdadımızı anmaktır. Ben çok az ve öz olarak şuna değineceğim. Yakın bir zamana kadar bizler bu şehitlerimizin Kurtuluş Savaşı'nda şehit edildiğini biliyorduk. Hakikaten araştırmalarımızdan sonra 1912 Balkan Harbi, yani Bulgar Harbi'nde Bulgarlar tarafından bu değerli ecdadımız, dedelerimiz o zamankinin Bukurova ismiyle maruf bugünkü Sağlamtaş beldesinden, yani bugünkü beldemizden topladı buraya kadar getirilip kolları arkasına bağlı şekilde burada katledildiklerini tarihine öğrendik. Yani 1912 Balkan Harbi, Bulgar Harbi. Şimdi bunu da sizlere özetledikten sonra bizler gelip bu vadiye yerleştik. Bize halk arasında 93 muhaciri veya 93 göçmeni derler. Nedir bu 93? Nenin nesidir? Muhterem davetliler, Osmanlı'da sizlerin de bildiği gibi Rumi takvim kullanıyordu. Bu Rumi takvime göre 1293 olduğu için bizim hepimizin hafızasında 93 muhaciri olarak kalmış bulunmaktadır. Peki miladi yıla çevrildiğimizde 1877'ye tekabül eder. Yani meşhur kahramanımız Gazi Osman Paşa Plevne müdafasından sonra, Plevne ne zaman ki Ruslar tarafından düşürülüyor, bütün Balkan ahalisi, Balkan Türkleri, Balkan Müslümanları çok büyük katliamlara uğradığından dolayı bizim ecdadımız o bölgeleri terk edip canı pahasına buralara gelip buralarını kendilerine yurt ediniyorlar. Fakat burada da rahat bırakılıyorlar mı? İşte gördüğünüz gibi. Bu sadece ki buradaki şehitlerimiz. Hani ilçemiz Malkara'dakiler, hani İğnecik'tekiler, hani Trakya'nın çeşitli yerlerindekiler. Hepsi bunların katliama tabi tutuluyor. Ben sözümü fazla uzatmayacağım. Bugün de burada yatan şehitlerimiz, ecdadımız, dedelerimiz, esas burada katledilme sebebi neydi? Sebep şuydu, tarihi araştırdığımızda Bulgarlar Edirne düştükten sonra Çatalca'ya kadar ilerlediler 1912 Balkan Harbi'nde. Fakat payitahtımız olan İstanbul'daki genç subaylarımız, genç generallerimiz deniz yoluyla burayı Şarköy ve Mürefte'ye kadar gelip buradan çıkarma yapmaya planları vardı. İçimizden casuslar da onlara bu duyuruyu yaptıkları için bu beldelerde bu çıkarmayı önleyebilecek kapasitede önderlerimiz kimlerse onları katlettiler. Buldukları yerde tuttular, katlettiler. Bunlar sadece belirlenenler, bir de hiç belirlenemeyenler, hiç bulunamayanlar, onlar hala daha meşhur. Ben sözümü fazla uzatmadan sizlere bu bilgiyi sunduktan sonra tekrar bu değerli günümüzde, anlamlı günümüzde gelip bizleri yalnız bırakmadığınız için bütün davetlilere saygılarımı